Bu evlilik bitti. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Bir an evvel boşanıyorsun kızımdan. Salim Bey, takdir edersiniz ki böyle bir mesele ayaküstü konuşulmaz. Lütfen oturun. Ne içersiniz? Gerek yok. Sohbete gelmedim. Bu nedir? Bendeki emanetin diyelim. Anlamadım. Alırsan anlarsın. İtiraz etmeden o parayı alacaksın. Oradan ben yaşayayım diye senden aldığı paranın tamamı var. Yani anlaşmanızın maddi karşılığı. Salim Bey, bir dakika, anlatmama izin verirseniz. Tamam. Yani bu olay en başlarda sadece bir anlaşma. Konuşacak bir şey yok. Mevzu ortada. Kızımla bir bağın kalmadı artık. Borç meselesi kapandı. Bakın siz olan... Saydım. Tamam. Eksik gedik olursa söylersin. Bir saniye. Dışarıdan nasıl algılandığının farkındayım. Ama gerçekten göründüğü gibi değil. Eğer etraflıca bir oturup konuşabilirsek. Salim Bey. Kızımın parayla satın alınan hayatını geri aldım. Şunu bilin. Bundan sonra kızımla en ufak bir münasebetiniz olmayacak. En ufak. Daha var. Mesaj attı da ben mi duymadım? Cevap yazmamış. Ömer Bey, dilediğiniz fizibilite raporları geldi. Müsaitseniz Onur Bey üzerine konuşmak istiyor. Ömer Bey. Telefonunuz çalıyor. Ömer Bey. Efendim? Telefonunuz çalıyor.
İyi misiniz? Yapabileceğim bir şey var mı? Neyse. Ben daha sonra geleyim. Seni bir dakika da olsa görmem gerek. Her zaman buluştuğumuz yerde. Seni bir dakika da olsa görmem gerek. Her zaman buluştuğumuz yerde. Allah Allah. Daha yeni görüştük. Neyse. Bir dakika diyor zaten. Hemen gider gelirim. İtiraz etmeden o parayı alacaksın. Oradan ben yaşayayım diye senden aldığı paranın tamamı var. Yani anlaşmanızın maddi karşılığı. Salim Bey, anlatmama izin verirseniz. Konuşacak bir şey yok. Mevzu ortada. Kızımla bir bağın kalmadı artık. Bir saniye. Dışarıdan nasıl algılandığının farkındayım. Ama gerçekten göründüğü gibi değil. Eğer etraflıca bir oturup konuşabilirsek. Kızımın parayla satın alınan hayatını geri aldım. Şunu bilin. Bundan sonra kızımla en ufak bir münasebetiniz olmayacak. En ufak. Hemen geliyorum. Hiçbir şeyden haberi yok. Babam gelmeden hemen çıkmam lazım. Nasıl fasulye kokuyorum. Neyse artık. Zehra. Hoş geldin baba. Dışarı mı çıkıyorsun? Yok. Buralar karışmıştı da. İyi kız. Hadi gel. Konuşacaklarım var. Geç otur şöyle. Ama dur dur. Önce bize iki köpüklü kahve yap içelim. Olur baba. Hemen yapıyorum. Nihayet o adamdan kurtarıyorum seni. Nihayet. Thank you.
Ne konuşacak ki? Sıkıntılı da görünmüyor ama. Kızım. Eline sağlık. Açsana kızım, önemlidir belki. Önemli bir şey değil. Eline sağlık yavrum. Kimse senin kadar güzel yapamıyor bu kahveyi. Afiyet olsun baba. Sen iste, ben her zaman yaparım. Koray da bazen tutturmuyor değil. Ama seninkinin yanından bile geçemez. Neyse. Şimdi meselemize gelelim. Bir süredir tatsız tutsuz şeyler yaşadık. Yani bu çatı altında ağzımızın tadı kaçmasın. Mutluluğumuz, birliğimiz bozulmasın istiyorum. Allah'tan istediğim tek şey bu. Hepsine ben sebep oldum baba. Benim yüzümden oldu. Yok kızım. Yani hiçbir şey tek taraflı olmaz. Sen bu evliliği... Anlaşmalı evlilik baba. Adı her neyse. Artık ikimiz için de hiç büyük mü yok? Değil mi kızım? Neyse. Sen... Ben iyileşeyim diye bu işe girdin. Ve onlar da varlıklı insanlar. Sırtlarını dayadıkları banka hesapları, 7 sülalelerine yetecek kadar mal varlıkları var. Dünyaya hükmedeceklerini zannediyorlar. Ne yaptılar? Alıp seni o kocaman eve hapsettiler. Sözleşme gereği orada kalmam gerekiyordu. Ayşe de hasta olduğu için. Artık bitti. O evde kalmana gerek yok. O evin bulunduğu semtten bile geçmeyeceksin. O aileden kimseyle görüşmeyeceksin. O çocukla da hemen boşanacaksın. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok kızım. Boşanacaksın diyorum. Artık bitti. Benim için katlandığın esaret son buldu. Onlar da her kuşun etinin yenmeyeceğini anlasınlar. Thank you.
bir babanın en önemli görevi çocuklarını koruyup kollamaktır. Ben yeterince kol kanat geremediğim için sana bunlar geldi başımıza. Geç olsa hatamı anladım. Gereğini yaptım kızım. O Ömer Kervancıoğlu'na hak ettiği cevabı verdim. Ne dedin baba? Ömer? O nasıl karşıladı bunu? Sen konuşurken ne yaptı? Of Allah'ım. Artık bitti kızım. Bir an önce boşanma davanı açıyoruz. Bitti mi Ömer? İkimizin sırtındaki bu yük kalksın. Alo, söyle Koray. Efendim evladım. Hangi dershane? Ha, masaları yaptığımız dershane mi? Anlamadım evladım. Alo, Koray. Alo, söyle evladım. Alo, Koray. Hah, tamam oğlum, tamam. Şimdi duyuyorum. Sıra istiyorlar tekrar. 5 tane. Yarın sabaha kadar yetişecek. Evet. Nerede kaldın? Çıkamıyorum, bekleme. Konuştu babası. Her şeyi anlattı. Ben çıkıyorum. Tamam baba. Atölyeye mi? Evet kızım. Şu dershane var ya, belediyenin yanındaki. Sıralarını biz yapmıştık. 5 tane daha sıra istiyorlar. Anladım baba. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Sen de artık rahat ol. Allah'ın izniyle bu belayı başımızdan savacağız. Allah'a emanet ol. Bir şey olursa ararsın kızım. Güle güle babacığım. Hemen geliyorum. Buyurun. Sen. Konuşmaya geldim.
Hesapları kapattık. Son sözlerimi söyledim. Konuşacak bir şey yok. Bakın, siz beni çok yanlış anladınız. Ortada yanlış anlaşılacak bir şey yok. Bazı talihsizlikler oldu. Kızım size borçlandı. Ben de kızımın borcunu kapattım. Olan bu. Eğer mesele paraysa, yetmediyse onu da hallederim. Eğer başka bir hesap daha varsa... Var. Neymiş? Paranın karşılayamayacağı şeyler var Salim Bey. Bunlardan biri de benim kardeşimin... hayatı. Ben... sizin bana geri ödediğiniz o parayı... Zehra'nın benimle evimizde... bizim evimizde yani... geçireceği zaman için ödedim. Bunları bana niye anlatıyorsun? Anlatıyorum çünkü... Zehra'nın benim için... bizim için... yaptıklarının maddi bir karşılığı yok. Olamaz da. Ben kardeşimin hayatına nasıl paha biçebilirim? Bunu en iyi sizin anlamanız gerek. O yüzden benim için kapanmış bir hesap da yok. Kızınız benim için sandığınızdan çok daha değerli. Kabul ediyorum. Yani en başlarda bu sadece benim için bir iş anlaşmasıydı. Ama zamanla kızınızı tanıdıkça... onun ne kadar özel... ne kadar değerli olduğunu anladım. Karşıma ne engel çıkarsa çıksın... kızınızdan vazgeçmem. Geçemem. Bitti mi? Bitmedi. Bitti. Bitti. Hesabı kapattık. Son sözlerimizi söyledik. Bu konu bir daha açılmamak üzere kapandı. Ayrılacak mıyız şimdi? Ömer. Allah'ım yardım et bana. Ne olur yardım et. Allah'ım bir yol göster bana. Yardım et. Bu çıkmazdan kurtar beni. Geldim baba.
Ağlamışsın da. Ayağımı sehpaya çarptım da. Canım acıdı biraz. Canım acımasın. Acıyor işte. Çok acıyor. Acımasın. Çünkü seni bırakmaya hiç niyetim yok. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, kim karşıma ne şekilde çıkarsa çıksın, seni asla bırakmayacağım. Asla. Bizi hiçbir şey, hiç kimse ayıramayacak. Bugün de, yarın da. Yarın diye bir şey yok. Ne demek bu? Babamı bir defa daha ezip geçemem. Çok üzgünüm ama... Bitti. Her şey bitti. Bir daha beni görmeye gelme. Lütfen.